Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin dilindeki fonksiyon yapılarına biraz daha detaylı bir şekilde bakmaya çalışacağız. Bunu yaparken hem önceden anlattığım fonksiyon konularını tekrar edeceğim hem de bazı atladığım, üzerinde pek durmadığım yapılar var. Bunları internetteki kaynakları araştırırken gördüm ve bunları da size anlatmak istiyorum. Çünkü ilerleyen derslerde hani bir, biraz daha ilerledikten sonra Kotlin'in sayfasındaki dokümantasyonu şöyle istediğimiz kısımların üzerinden geçip atladığımız yerler varsa onları da tamamlamak istiyorum. Sonuçta ben burada her şeyi anlatamam ve benim anlattığım her şeyi siz bir kere de öğrenemezsiniz. Yani elinde sonunda ne yapacağız? Biz internetteki dokümanlara başvuracağız. Veya işte Stackflow'daki e, örnek kodlara bakacağız. Bunlara bakarken yani ben kod din eğitim setini izledim ama böyle bir ifade geçmedi demenizi istemiyorum. Bu yüzden şu ana kadar e, fonksiyonların kullanımı ile ilgili pek çok şeyden bahsettik ama daha da fazlası var. Ki kod din dilinin bence güzelliği ve gücü buradan geliyor. Çok fazla check, alternatifimiz mevcut. Bunların üzerinden olabildiğince duralım eksik bir şey kalmasın. Şimdi... Ee, bir tane e, test.ktm var benim. Şimdi sırasıyla yavaştan gidelim ve metotlarımızı fonksiyonlarımızı tanımlamaya başlayalım. İlk olarak biz en basitinden bir fonksiyon tanımlarken fun etiketiyle e, metodumuzun yani fonksiyonumuzun adını yazıyorduk. Daha sonra bunun alacağı parametreleri belirtiyorum. num1 ve bunun integer tipte olacağını söylüyorum. num2 numara demek. Bunun da integer olduğunu söylüyorum. Ve de bu metodun ee, integer bir değer geriye döndüreceğini söylüyorum. Süslü parantezleri açıp bu return nam 1 artı num2'yi kullanıcıya geri göndersin. Bunu kullanmak için ne yapmamız lazım? Var deyip mesela ben buna t1 diyeyim. Toplama ifade etmesi açısından fonksiyonumu çağırıyorum ve değerlerimi buna buna gönderiyorum. 2 artı 2 ile 9'u toplasın. Daha sonra da bunu printlenle ekrana bastıralım. T1 Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 11'i yazdı. Bu fonksiyonların en basit, yani Java'da da bildiğimiz kullanımı bu şekildeydi. Peki ne gibi e, değişiklikler yapabiliriz? Ne gibi farklılıklar var Kotlin'de? Mesela bu sefer de fun çıkar metodunu yazalım. Ve bu yine nam 1 ve nam 2 diye iki tane parametre alsın. Bir daha yazmayalım. Burayı aynen tanımlıyorum. Şimdi bu değişkenler burada tanımlandığı için burada da aynı şekilde tanımlayabilirim. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Burada tanımlanan bu fonksiyon içinde burada tanımlananlar ise çıkar fonksiyon içinde tanımlıdır. Tek satırlık e, fonksiyonları tanımlarken biz ne demiştik? Direkt olarak herhangi bir süslü parantez açmadan burada işlem yapabiliriz. Nam 1 eksi namiki diyerek. Daha sonra bunu da var, buna da C1 diyelim. Metodu fonksiyonu çağırıyorum ve 18'den neyi çıkarsın? 5'i çıkarsın. Daha sonra da bunu print line'la yazdıralım. Buna bakalım. Sonucumuz ne olacak? 13 olacak. Bu da bir farklı kullanımı. Devam ediyoruz. Fun çarpma diyorum bu sefer de çarpma işlemini yapacağım ve yine aynı şekilde aynı parametreleri kullanacağız bu sefer e, şurada aslında şunu gösterecektim integer olacak hani geriye integer değer döndürünü aslında bunu anlatacaktım yani burada siz eğer iki tane integer değer veriyorsanız geri dönüş tipini yazmanıza bile gerek yok buraya gelip num1 ve num2'yi çarpmasını söyleyip daha sonra da bunu bu sefer bir değişkeni atamayalım. Direkt print line'ın içinde bu metodu çağıralım ve de değerlerimizi yazalım. 4 ile 9'u çarpsın. 36 değerini görmem lazım. Gördüm. Bakın burada dediğim gibi geriye bir dönüş yazmamama rağmen şöyle üzerine gelirseniz ne diyor? Aslında geriye integer değer dönüyor. Yani sonuçta iki tane parametre alıyorsa integer diye ve burada yaptığı işlemde belli. Geriye ne olacaktır? Yine bir integer dönecektir. Bu arada bunu e, özellikle yeni öğreniyorsanız bazı kavramları, konuları şu dokümantasyonu mutlaka gözden geçirin. Bazı arkadaşlar da şöyle üzerine gelince hemen bu gelmiyor olabilir. Hemen onun da bilgisini vereyim. Şimdi bu setix'e gidip documentation yazarsanız da bastığınızda bu documentation ke kelimesi geçen her yeri size gösterecektir. Mesela burada nerede geçiyor? Show quick document mouse'un üzerine gelmesinde hızlı bir şekilde dokümantasyonu göster. Mesela bunun tikli olması sayesinde geliyor. Başka yerlerde de var. Gördüğünüz gibi. Zaten kendi uyarıyor nerede geçtiğini. Bunların tikini atarsanız böyle metodun üzerine geldiğinizde kendi oluşturduğunuz metot bile olsa onunla ilgili eee açıklamaları size verecektir. Bunu da dedikten sonra arkadaşlar bir de şöyle bir kullanımımız var. Parametre ismi yazarak bunu da, bunu da bölmede kullanalım. Yine buraya yaptım. Herhangi bir e, geri dönüş vermiyorum yine. Nam 1, nam 2 diyelim. Ve de bunu çağırırken, kullanırken bu sefer de şöyle yapalım. Bölme diyelim. Nam 2 atıyorum. 9'a bölsün. Nam biri mesela 99'u. 99 yapmayalım da 108 yapalım. Böylece ne yapıyorum? E, parametrelerimin sırası farklı bile olsa hani önce nam 2 sonra nam 1 geliyor. Normalde biz burada önce nam 1'in geleceğini söylemiştik. E, ne yapıyor? İsim verdiğim için yine 108'i 9'a bölecek ve 12 değerini doğru bir şekilde bulacak arkadaşlar bu kullanımları artık öğrenmişizdir. En azından kullanmasanız bile ben sürekli olarak bunu yazmak istiyorum diyorsanız bile şöyle bir kullanım gördüğünde şaşırmamanız aslında yeterli. Hani böyle bir kullanım olduğunda bilmeniz yeterli. Daha sonra TreeMap diye bir yapı kullanmıştık key value ilişkisini gibi. Burada da Kotlin'e özel bir pair yapımız var. Gelin bir bundan bahsedelim. Mesela ben buna 7 diye bir değer vereyim ve bu fonksiyon bana 8 ve 9 yani bir sonraki elemanları sonraki iki elemanı bana versin. Fan dedim. Sonraki elemanlar ve bu integer tipinde bir nam değeri alacak. Geriye ne döndürecek? Pair dediğimiz bu yapıyı döndürecek. Ve buraya da döndüreceği verinin tipini yazıyoruz. Hani bu değerleri görünce korkmayın işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela pair çift demek değil mi? ve buraya geri dönüş tipini yazıyoruz. Ben buna integer bir değer veriyorum ve bana iki farklı integer değer dönmesini istiyorum. Geldim buraya. Return diyorum. Döneceği veri tipi bakın burada belirttiğim gibi pair veri tipi dönecek. O zaman onu bir yazalım. Şimdi first eleman integer değer olacak. Şuna Parametre olarak geçtiğim nam değerinin bir fazlasını versin ilk eleman olarak, ikinci olarak da buna parametre olarak verdiğim namın iki fazlasını versin. Peki bunu nasıl kullanacağız? Buraya geldik. Print line ile yazdıralım bunu. Diyelim ki girilen iki nokta deyip dolar. Şöyle yapalım. Bunu biraz erken yazdık. Şöyle ki bu metot sonraki elemanları çağırdığımda ve ben bunu atıyorum 17 değerini verdiğimde ne yapması lazım? Bana 18 ve 19 sayılarını geriye döndermesi lazım. Geriye döndereceğim sayıları şurada bir tane değişkeni için alayım. Var dedim. Ve buraya parantez açıp birinci sayı ve de ikinci sayı diye şunu küçük harfle başlatalım. İkinci sayı diye iki tane değer döndüreceği için ben bunları iki farklı değişkende saklıyorum. Buraya eşittir dediğimde ne olacak arkadaşlar? Tekrar anlatıyorum. Buraya parametre olarak gönderdiğim 17 sayısı buraya geliyor ve geri dönüş olarak 18 ve 19'u bana döndürüyor. 18'i ben buraya 19'u da şu değişkenin içinde saklamış oluyor. Daha sonra bir print line ile bunları yazdıralım. Girilen diyelim. Girilen sayı. Sayı demeye gerek yok. 17. Daha sonra virgül koyalım. Bir sonraki sayı dolar deyip şuradaki birinci sayı değişkenini kullanabilirim. İki sonraki iki nokta deyip yine dolar deyip ikinci sayıyı yazalım. Ya bilmiyorum sizde bu heyecan uyandırmıyor mu veya çok kolay gelmiyor mu? Yani burada herhangi bir veri tipi tanımlamadım, de demedim. Gördüğünüz gibi böyle basit bir şekilde aslında dediğimiz gibi editörle konuşur gibi kodumuzu yazabiliyoruz. İşte Kotlin'in güzelliği, mükemmelliği bence buradan geliyor. Girilen 17 bir sonraki sayı 18. Şöyle şunu kenar alırsam İki sonraki de 19 diye bunu da vermiş oldu. Peki. Şimdi biz topla e, fonksiyonunu yapmıştık. Şöyle bir durum olamaz mı? Hani ben bazı sayıları toplamak istiyorum ama kaç tane geleceğini bilmediğiniz bir durum. Mesela fan dediniz sayıları topla diye bir fonksiyon oluşturdunuz. Şimdi ben buraya gidip nam 1 nam 2 num3 diyebilirim ama dediğim gibi kaç tane geldiğini bilmiyorum. Bu gibi durumlarda bizim var ark diye bir e, anahtar kelimemiz var. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar gelecek olan değerleri bir tane değişken ve tipini yazıyorsunuz ve bu metodun integer bir değer döndüğünü söylüyoruz. Dediğimiz gibi kaç tane parametre geleceğini bilmiyorsak var arc diye bir yapımız var bunu kullanabiliyoruz. Daha sonra şöyle yapalım var toplam diyelim eşittir şimdilik sıfıra eşit olsun. Ve ben ne yapacağım bu sayılarla beraber atıyorum bunun içinde 1 2 3 4 5 6 7 8 elemanları var bunları toplamak istiyorum. Yani aslında buraya hani integer değer değil de bir dizi gönderdiğinizi array gönderdiğinizi düşünebilirsiniz. Burada mesela biz for için kullanımını hiç görmemiştik. Onu göstereyim. Sayılar dedikten sonra nokta diyorum. For each yazıyorum. Bu for için kullanımında bildiğiniz gibi for döngüsü sürekli olarak bunu tarayacak. Mesela şöyle aldım. Mesela sayılarda 1, 2, 3, 4 var değil mi? Şimdi for each ne yapacak? Önce bunu ele alacak. Sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu. Şimdi burada önce biri ele alıp bunu ele aldığı durumda bir şey yapmak istiyorsak şöyle bir ok çıkarıp e, istediğimiz ifadeyi yazıyoruz. Daha sonra 2'ye geldiğinde yine bir ok çıkarıp yaptırmak istediğimizi yaptırıyoruz. Benim burada yaptırmak istediğim bunları her gezdiğinde yani 1'e geldiğinde toplama 1'e atasın. 2'ye geldiğinde toplam değeri 2'ye atasın değil mi? <laughs> Bunun için şöyle bir ifade kullanıyorum. Her döngü elemanına geldiğinde bunları i'yi atasın ve her bir döngü adamın adımında toplam değişkenine toplam artı i desin. Bu sayede bunun içinde kaç tane eleman varsa döngüden çıkıldığında ne olacaktır? Toplamda o değişkenlerin toplamı olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Bu for each bittiğinde benim toplamımın içinde tüm elemanların sayısı olacaktır. Şimdi ben buna return type verdiğim için return deyip toplamı geriye döndürüyorum. Gelin bunun kullanımını görelim. Nasıl yaparız onu? Var toplam değer diyelim buna da değişik olsun. Eşittir deyip sayıları topla fonksiyonunu çağırıyorum. Buraya işte sayılarımı gireceğim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi matematikten bildiğiniz gibi böyle bir sıralı dizinin toplamı nedir? 7 çarpı 8 bölü 2'den 28'dir değil mi? Bakalım. Print line. Toplam değeri yazdırsın. Bakalım bir hatamız var mı? Gördüğünüz gibi 28'i yazdırdı. Şurayı tekrardan anlatmak istiyorum çünkü bunu for içi sonra da yine kullanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik değil mi? Şimdi ilk döngünün ilk adımında buraya geldi. 1'deyiz. i'ye 1'i atadı. Toplam 0, 0 artı 1. Toplamda artık 1 var. Buraya geldiğinde i'yi 2'ye koydu. Toplamda 1 vardı. 1 artı 2, 3 yaptı. Şurada 1 vardı. Burada 3 vardı. 3'e geldiğinde i'de 3 var. Toplamda 3 var. 3 artı 3 6. Gördüğünüz gibi zaten sayıların toplamını bana veriyor. Buraya geldiğinde i'ye 4'ü atıyor. Ee, toplam eşittir. 6 artı 4'ten 10 oldu. Vesaire böyle böyle 28'e kadar gidiyor arkadaşlar. For içinde kullanımı bu şekilde. Şurada bilmeniz gereken şu ifade aslında. Her bir adımda gelen değeri bunu alıyoruz. Pardon şuradaki sayılar dizisi diyelim. Her bir elemanını döngü adımlarında buraya atıyoruz. Buraya geldiğinde yapılacak işlemi de şöyle bir ok yardımıyla gösterip yaptırıyoruz. Yani burada gidip bir printelen de yapabilirdik. Yani istediğimiz işlemleri bu oktan sonra yapabiliriz. Bunundan da bahsettikten sonra son olarak bir faktöriyel hesaplama fonksiyonu yapalım. Her eğitim setinin olmazsa olmazıdır. Faktöriyel hesap. Bu integer tipinde bir değer alır. Ve bu sefer geriye herhangi bir değer döndürmeyeceğim. Direkt olarak içinde printlen ben ifademi yazdıracağım. Şimdi burada öncelikle ne yapalım? Ee, bir tane var faktöriyel yani Atıyorum 5 verdiğimde 5 faktöriyel kaçtır? 120'dir. Bana geriye döndersin bu 120 değerini. Yani bu değerin bu değişken içinde ben bu değeri saklayacağım. Daha sonra burada bir for kullanabiliriz. For'da nasıl kullanıyorduk? i diyorduk. In diyordum. Burada bir range yapısı kullanabilirim. Birden bana dur şurayı şöyle yapalım. Faktöriyel hesaplanacak sayı diyelim. Açıklayıcı olsun. birden faktöriyel hesaplanacak sayıya kadar bir range. Mesela 5 değerini verdiysem 1 2 3 4 5 olacak bunun içinde. Daha sonra yap, yap e, yapmam gereken nedir? Şuradaki faktöriyel eşittir deyip faktöriyel çarpı i demem gerekiyor, değil mi? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Bu döngüden çıktığında ben printlenle faktöriyeli yazdırayım. Bakalım bir hatamız var mı? Eee, hatamız yok çünkü biz bu meto e fonksiyonu tanımladık henüz kullanmadık. Şöyle yapalım. Print line ile direkt yazdıralım bunu ekrana. Mesela diyelim ki 8'in faktöriyeli fak faktöriyeli. Direkt ben bunu burada şöyle dolarla kullanabilirim. Dolar dedikten sonra faktöriyel hesap dedim. Ve buraya atıyorum 8 sayısını gönderdim. Bir bakalım. Yalnız burada buna bir return type belirtmediğimiz için yani yanlış bir kullanım yaptık. O zaman şuraya şöyle bir integer geriye döndersin diyelim. Şimdi bunu böyle yaparsanız e, bu geriye sonuçta ne döndürüyor? Unit yani void tipte olduğu için herhangi bir şey yapmaz ama bunun integer değer döndürdüğünü söylerseniz bu sefer burada 8 faktöriyelin değeri olacaktır. Bir daha bir deneyelim. Ne oldu bu sefer de? Tabii returnümüz eksik oldu. Şunu sildim şurada return factorial son kez deniyorum inşallah. Evet. 8'in faktöriyeli 40.320 imiş. Mesela buraya gidip de 30 gibi masum görünen bir sayı yazarsak acaba ne olacak? 30 faktöriyel aslında nedir? Bildiğiniz gibi çok büyük bir sayıdır. Yemedi. Mesela şuraya 70 diyelim. Parayla değil ya. Bir şey de gösterip bu dersi bitireceğim. Gördüğünüz gibi 70'in faktörüyle 0 diyor. Gelin de inanın bu duruma. Şimdi bunun neden olduğunu büyük ihtimalle ne oluyor aslında? Integer veri aralığına sığmadığı için çünkü çok büyük bir sayı aslında. Ondan dolayı 0 yazıyor. Bir sonraki derste bu faktöriyeli biz ne yapalım? Recursive bir şekilde hesaplamaya çalışalım ve birkaç hata çıkacak. Onları nasıl düzelteceğimizden konuşalım. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Gördüğünüz gibi Kotlin'de Faz, e, çok fazla alternatifin anan söyleyemedim. Alternatifi'niz var. Bir fonksiyon tanımlamak için istediğinizi kullanabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi görünce şaşırmayın. Hani böyle kullanımlar olduğunu bilmeniz yeterli. Dediğim gibi bir sonraki derste rekürsif e, fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Çok önemli ve güzel bilgiler vereceğimi düşünüyorum. O yüzden ihmal etmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.